Arkadaşlar, kaçıncı ünite? 11. ünite Fatih Sultan Mehmet ile ilgili bir çalışma var. Oradan başlayalım. Muhammed el-Fatihu nemudecun li terbiyete ebnaine. Bu bir cümle. Bunun anlamı fethedici Muhammed, Fatih Muhammed, biz Fatih Sultan Mehmet diyoruz. Buradaki Fatih Muhammed'in sıfatı. Fatih Muhammed, fetheden Muhammed çocuklarımızın eğitimi için bir örnektir. Efendim, bu mübteda haberden oluşan bir isim cümlesi olup haberi müfret soyludur. Buradaki bakınız ögeleri ayırdık. Kelime bilgimiz var. Tercüme ettik. Şimdi bu kelime bilgilerinden Muhammed tef'il babından ismi mef'ul. Fatih fetaha fiilinin ismi faili. Şuradaki terbiyetun, li'den sonra gelen terbiyetun, tefil babından rabba, yurabbi, fiilinin mastarı. Bu arada nemuzeç kelimesinin çoğulu nemaziç, nemaziç, ibn kelimesinin çoğulu da ebnaun, ibn ebnaun. Kelime yapılarını tanımamız zorunlu biliyorsunuz. İnnel kıyadete leyset silahan ve fethan. El kıyadete innenin öznesi ismi, geri kalanı da haberi. Haber de efendim yine isim cümlesi olarak gelmiş. Önüne de leyse getirilmiş. Çünkü leyse isim cümlesinin önüne gelir. Şurada gizli bir hiye var. Hiye, leysenin ismi. Tabi önüne leyse gelince, sonuçta leyse bir fiil. O zamiri yuttu, içine aldı. Silahan ve fethan ifadesi ise leysenin haberi. Kıyade, kade fiilinin mastarı olup, sürmek, komuta etmek, yönlendirmek anlamlarını verir. Burada liderlik diyeceğiz. Biliyorsunuz liderler halkı sürüklerler, yönetirler, komuta ederler. Leyse cümleye değil anlamı katar. Cümleye en başından inne eklenmesinin sebebi ise cümlenin anlamını pekiştirmek. Liderlik bir silah ve fetih değildir. Yani liderlik bir silah ya da fetih değildir. Ve innemâ hiye keyfiyyetu i'dâdi hâzel kâidil fâtihi vel ceyşillezî seyyu'inuhu alâ hâzel fethi. Bilakis o, yani el kıyâde efendim fil makam el evvel, birinci derecede, her şeyden önce demek. Burada hiye özne mübteda, keyfiyye ile başlayan ifade ise sonuna kadar haberdir ve haberin türü müfret soyludur. Efendim burada innema gelmiştir. İnnema innelin innenin malı hali. İnne biliyorsunuz isim cümlesinin önüne gelir ve özneyi nasbeder. İnneme ise inne, buradaki ma innenin öznesini nasbetmesine engel olur. Ve isim cümlesinin önüne gelme zorunluluğunu da ortadan kaldırır. Ve cümleyi de pekiştirir bu arada. Aksine o, her şeyden önce birinci derecede bu komutanın, bu fetheden komutanın nasıl hazırlanacağıdır.
Fakat burada bu Fatih komutanın sonra da ordu kelimesini getiriyor. O zaman önce bu atıflı yapıyı tercüme edelim. Fakat atıflı yapıyı da tercüme ederken ellezili ifade buradaki ceyşi sıfatı seyyu'inuha ala hadel fethi bu bir cümledir ve ellezi cümlenin önüne gelip marifet sıfat fiile dönüştürür. Normal anlamı ona bu fetihte yardımcı olacak. Ellezi gelince ona bu fetihte yardımcı olacak olan ordu. İade hazırlamak demek. Kelime bilgisi vereceğim. O yani liderlik birinci derecede bu Fatih komutanın ve kendisine bu fetihte yardımcı olacak olan ordunun nasıl hazırlanacağıdır liderlik. Her şeyden önce birinci derecede. Efendim, hiyenin mübteda keyfiye ile başlayan ifadenin haber olduğunu söylemiştim. Burada keyfe diye bir kelimemiz var. Keyfe nasıl demek? Burada keyfiye kelimesine nasıl dönüşmüş? Efendim, iyyetun eki isimlerinin sonuna gelir, cali mastar yapar. Yapma mastar, sınai mastar, cali mastar. 11. dersti, 1. dönem sanırım. Nasıllık anlamını verir. İadet, eadde, ifal babından, eadde, mazi fiilinin mastarıdır. Gait, şu gıyede mastarıydı ya, gait de ismi faili. Yani gade fiilinden, bakınız gade, mazi, yegudu, muzari, kut, emir, gıyedetun, mastarı, gaidun, komutan, komuta eden, yöneten, lider, ismi faili ve makud kelimesi de ismi mefulü. Üçü fiil, üçü isim. Bir kelimenin efendim fiilin bu ikili üçlü grubunu bilmemiz gerekiyor. Üçü fiil, üçü isim. Nitekim bak gayet ismi fail, gıyede mastar efendim iki hali burada bir metinde geçebiliyor. Ceyş ordu demekti. Yu'inu önüne sin gelmiş. Seyu'inu. Şuradaki hu ise fiile sonradan ilave edilmiş mastar olup nasb zamiridir. Bitişik nasb zamiri. Meful zamiridir. Yu'inu e'ane fiilinin muzarisidir. E'ane, yu'inu, e'in, i'anetun, mu'in, mu'an. O zaman paragrafımızı tercüme edelim. Liderlik bir silah ve fetih değildir. Aksine o birinci derecede fetheden bu komutanın ve ona bu fetihte yardımcı olacak ordunun hazırlanma şekli ya da nasıl hazırlanacağıdır birinci derecede. Ve min ekberil ezemati leti tuvacihu ummetena. Efendim bu ummetuna da olabilir, ummetena da olabilir. Ummetena olursa meful olur. Efendim ummetuna olursa o zaman tuvacihu fiiline bir zamir eklememiz uygun düşer. O zaman bunu meful okuyalım. Gizli hiye öznesi olsun. Tuvacihu ümmetene. Vacehe yuvacihu muvacehetun. Türkçe'de muvacehesinde derler. Vecih kelimesinden türetilmiş mufale babından muzari fiildir. Ezme, ezemat, ilk söylediğim tekili, kriz demektir. Vacehe, karşı karşıya gelmek, karşılaşmak anlamını verir. Buradaki elletinin kendisinden sonraki cümleyi sıfat fiiline
dönüştürdüğünü tekrarlayayım. İsmi mevsuldür. El-yevm bugün demek günümüzde anlamını da verir. Bu cümle min ile başlıyor. Şurası. Haber öbeğidir. Öne geçmiştir. Şurada hiye fasıl zamiridir. Yok hükmündedir. Ezme ile başlayan ifade ise müptedadır. Haberimiz şimdi cümlesidir. Liderlik krizi, eğer buradan özneden başlarsak, liderlik krizi günümüzde ümmetimizin karşı karşıya en çok kaldığı krizlerden bir tanesidir. Burada dendan anlamı bir ifadesini veriyor. Mesela ene min tullabi safi, ben sınıfın öğrencilerindenim, öğrencilerinden biriyim. Oradaki den ifadesi bir anlamını, bir şeyin parçası olma anlamını veriyor. Ezmetun ezemat, yani tekili de çoğulu da geçiyor burada. Bakınız günümüzde ümmetimizin karşısına çıkıyor. İfadesi elletiyle kullandığında günümüzde ümmetimizin, milletimizin karşısına çıkan, karşı karşıya kaldığı en çok karşı karşıya kaldığı krizlerden bir tanesidir. Liderlik krizi. Haysu innene, zira diyebiliriz. İnnene neftekidu ilel kıyadatil kadireti alet te'thiri ve tevcihi ve kıyadatil cemahiri. Cumhur, çoğulu, cemahir, cemahir, kalabalık, kalabalıklar, halk demek, kıyade, yönetmek, te'thir, tevcih, her ikisi de tefil babından mastar, te'thir, etkilemek, tevcih, yönlendirmek. Vecih kelimesinden türetilmiş. Bakınız, tevcih, tef'il babına, babında türetilmiş. Yönlendirmek, vecih kökünden. Yine muvacehe, vecih kökünden, mufale babından türetilmiş. Yüz yüze, karşı karşıya gelmek. Kadir, imkan edilmek anlamına gelen bir ismi faildir. Kıyadet, burada kıyadenin çoğuludur. Neftekidu fekade, kök harflerinden ihtiyar babında nahnu zamirine göre çekimlenmiş muzari bir fiil. Efendim, fekade kaybetti demek, iftekade, yeftekidu eksikliğini hissetmek, aramak demek. Öyle ki biz etkileme, yönlendirme ve kalabalıkları yönetme gücüne sahip, yani bunu yapabilen liderliklerin eksikliğini hissediyoruz. Liderlikler arayışındayız, arıyoruz. Bu arada bir bilgi vereyim. Haysu cümleye muzaf olan bir zarftır. Bu ne demek? Şu inne ile başlayan ifade bir cümle olup mahallen mecrurdur demek. Yani nerede gördüm? Sorularım bizim sorular değil de başka bir yerde bir soru olarak gördüm. Haysu da burada denk gelince sizinle paylaşmak istedim. Ha şeyde, ihtisas giriş sınavında görmüştüm. Teşekkür ederiz hocam. Efendim. Ve bu arada Haysu'dan sonra inne mi diye kesralı, enne mi diye fetalı okuyacağım denilirse efendim yaygın kullanımın kesralı inne olduğunu da belirteyim. Niçin? Çünkü enne diye okursak enneli ifade biliyorsunuz kendisinden sonraki cümleyi mastarlaştırır ve bizatihi bu yapının da tamamı kendisi mastar olur. Dolayısıyla haysu burada cümleye değil mastara muzaf olur. Ama dilciler diyor ki haysu cümleye muzaf olur. Dolayısıyla enne değil innenin efendim
Şuradaki hemzenin kesir alınması isabetli olacaktır. Hocam, haysu geçiyor yani. Zarf. Burada haysu zarf değil mi hocam? Zarf evet. Olarak geçiyor. O zaman hocam burada bir zamandan mı bahsediyor? Zarfı görünce bir zaman mı arayacağız? Şimdi haysu'nun efendim o yer ki anlamında bir mekan zarfı anlamı var, kullanımı var. O zaman anlamında zaman zarfı olarak kullanımı var. Efendim bir de haysu çünkü ya da nokta nokta yaptığından dolayı anlamında bir sebep bildirme kullanımı var. O zaman hem sebep bildirebiliyor, hem zaman, hem yer. Evet. Şey hocam, hinema, indema yani inema, hinema. Onlar zaman bildiriyordu değil mi? Evet. Tamamdır. Cümlenin başına gelirler ve o cümleyi dığında, iken, ınca anlamında zarflaştırırlar. Ne zaman sorusunu cevaplandırırlar. İn ucidet tilkel kıyadetu. Buradaki in cesm edatıdır. Efendim şartın fiilini de şartın cevabını da cezmeder. Şartın cevabı fe ile gelmişse o zaman mahallen cezmeder. Lafzen dokunamadığı için. Ama vucidet burada inden sonra gelmiş mahallen mezdumdur deriz. Çünkü mazi fiiller mevlidir. İn vucidet tilkel kıyadetu eğer o liderlik yani yukarıda bahsedilen liderlik işte böyle bizim toplumun içerisinde varsa o liderlik varsa in vucidet ve rubbeme necidühe la tesiru vefka menhecin ilmiyin medrusin fi sebili tahkikil ehtafi rubbeme belki demek necidühe onu buluruz efendim la tesiru yürümediğini görürüz. Şimdi vacide fiilinin çift nesne alabilen fiiller arasında sayılabileceğini, daha doğrusu öyle bir kullanım olabileceğini biliyoruz. Tek nesne alırsa bulmak anlamına geliyor. Kaybettiğin bir şeyi gözlüğünü buluyorsun mesela. Ha, buradaymış diyorsun. Vacettu nazareti. Tek nesne yetiyor. Ama Arapçanın kolay bir dil olduğunu gördüm, anladım derseniz o zaman çift nesne alıyor. Burada da çift nesne alıyor. Buradaki he birinci peşinden gelen la tesiru ile başlayan ifade de ikinci nesnesi olmuş oluyor. Belki onu yani bu liderliğin hedefleri gerçekleşme yolunda uğrunda yolunda, uğrunda incelenmiş bilimsel bir yönteme uygun olarak hareket etmediğini görürüz. Tekrarlayalım isterseniz ikinci paragrafı çünkü bitireceğiz. Üçüncü paragrafa geçeceğiz. Efendim burada seyara yesiru seyir normal sülasi bir fiil. İlmi kelimesi nasıl türetilmiş? İlim sözcüğünün sonuna iyin eki getirilmiş. İsmi mensup yapılmış. İyelik eki. Buradaki medrus derese fiilinin ismi mef'ulü. Tahkik tahkik tef'il babından mastar. Hakaka kök harflerinden. Yani şurada iki tane satırda te'sir, tevcih, tahkik. Bakınız üç tane tef'il babından ve üçü de mastarı geçiyor. Bablar ezberlenmezse ne bunları okuyabilirsiniz ne de yapıyı tanıyabilirsiniz. Günümüzde milletimizin en çok karşı karşıya kaldığı problemlerden biri liderlik problemidir veya krizlerden biri liderlik krizidir. Öyle ki etki, yönlendirme ve halkları komuta etme gücüne sahip liderliklerin eksikliğini hissediyoruz. Arayışındayız. Eğer bu liderlik
varsa onun hedefleri gerçekleştirme yolunda araştırılmış, incelenmiş, bilimsel bir yönteme uygun hareket etmediğini belki görürüz. Efendim rubbeme günlük dilde de çokça kullanılabilir. Belki. Hatta sadece hani Türkçe'de de kısaca belki diyoruz ya, Arapça'da da rubbeme diye kullanabiliyoruz. Aynı zamanda da örneğin değil midir? Rubbema diye başlayıp işte şöyle şöyle diye cümleler kuruyorlar Araplar. Yine bir ihtimal bildiriyor yani. Örneğin anlamına gelmez herhalde. Yani rubbeme... Hani burayı bilmiyorum da başka yerlerde hani konuşurlarken böyle kullanıldığını duydum. O yüzden soruyorum zaten. Rubbeme işte belki anlamını verir. Rubbeme ethebu ile Ankara, rubbeme ethebu ile İstanbul, ene la arif bittabt. Yani evet, yani belki Ankara'ya giderim, belki İstanbul'a, tam olarak bilmiyorum gibi rubbeme böyle ihtimalli ifadelerde kullanabiliriz. Türkçedeki belki gibi. Ve bil idafeti ile ya da li ezmetil kıyadeti, idafe eklemek demek. Burada bil idafeti ile ya da ila yerine burada li kullanılmış. Efendim ilanın yerine li'nin kullanıldığını çokça rast gelmiştir. Rast gelmişizdir. Liderlik krizine ek olarak fe inne müştemaatine tuani ezmet-i tahallufil ilmiyyi. Liderlik krizine ek olarak toplumlarımızın, hani İslam toplumu kastettiği için Türk toplumu, Kürt toplumu, Arap toplumu diyebiliriz. Toplumlarımızın bilimsel geri kalmışlık krizinden de krizi sıkıntısını da yaşadığını ya da sıkıntısını çektiğini söyleyebiliriz diyesim geldi. Kriziyle de ya da kriziyle de bilimsel geri kalmışlık kriziyle de mi? Krizi sıkıntısını da çekmektedir diyeceğiz. Liderlik krizine ek olarak toplumlarımız bilimsel geri kalmışlık krizi de yaşamaktadır. Krizinin sıkıntısını da yaşamaktadır. Ane, yani, muanet. Bir şeyin sıkıntısını yaşamak demektir. Ve mufaale bağımından türetilmiştir. Tehalluf, halefe kök harflerinden tefavül bağımında mastardır. İlmi kelimesi ise ilim sözcüğünün iyyun eki almış halidir. Müştemaat, bu da iftial babından ismi meful olup, ismi mefuller biliyorsunuz mezit bablarda ismi mefuller, ismi zaman, ismi mekan, efendim mastar mimi ve ismi meful. Dört tane farklı görevde kullanılmaktadır. Toplumlar demektir. Sümme hunayke ezmetul huviyyeti. Evet, sonra kimlik krizi var. Buradaki hunayke var, yücet anlamında kullanılıyor. Buradaki huviyye kelimesi nasıl türetilmiş? Baş tarafta keyfe kelimesinden keyfiyetunun nasıl türetildiğini söylemiştik. İyyetun cani mastar eki almış. Aynı durum huve kelimesi için de geçerlidir. İyyetun cani mastar eki almış. Huve o demek, efendim iyyetun oluk, yani o olma durumu. Biz buna kimlik demişiz. Fe ila ayyi ummetin ve ayyi hadaretin ve sekafet ev sekafetin nentemi. Bu nemeye ya da nemeve kök harflerinden türetilmiş iftial babında muzari bir fiil. Nahnu zamirine göre çekimlenmiş
ve ile ile kullanılır. İnteme, yentemi, ile, ait olmak. Hangi millete, hangi medeniyet ya da kültüre aitiz? Yani kimlik sorunu var. Sümme, sonra, hunaki azmetül feailiyeti, sonra etkinlik sorunu var. Özür dilerim, sorun demişim. Krizi var. Ha, burada ezme ya da sorun diyebiliriz, evet. Failiyye, peki nasıl türetilmiş? Yukarıda hani keyif, keyfiyetun, huve, huviyetun nasıl türetilmişse burada da fail, failiyetun, iyyetun eki, cali mastar. Bakınız kaç kere geçti? Her geçişinde de ben diğerlerini de hatırlatarak söylemiş oldum. Yani bu mâne, bir mâne yani demek. Biz Türkçe'de yani diyoruz. Şu anlama gelir anlamda. Bir mâne ennene ummetun kesulet. Yani biz temel bir ümmetiz. Milletiz. La turidu en tet'abe fi sebili tahkik lehtâfi. Hedefleri geliştirme yolunda yorulmak istemiyor. Bu yorulmak istemiyor ile şu ifade değil mi? Bir fiil cümlesi gördüğünüz gibi ve ummetun nekre isminden sonra gelmiş. Kesul tembel demek olup birinci sıfatı, sonra gelen cümlede arkadaşlar ikinci sıfatı. Yani biz hedefleri gerçekleştirme yolunda yorulmak istemeyen tembel bir milletiz. Yani etkinliğimiz yok. Hani hepimizin de sıkıntısı bu ya. Efendim şu kadar nüfusumuz var Müslüman olarak diyoruz ama etkinliğimiz yok. Bu da denk gelmiş oldu. Peki şöyle bir bakalım. Tahkik tefil babından. Sebil yol demek olup çoğulu subul. Subul. Turidu. Reve'de kök harflerinden ifal babında burada muzarifi hiye zamirine göre çekimlenmiş. Erade, yuridu, iradetun. Murid, murad. Bak, murid kelimesi mürit. Murad kelimesi de murat. Efendim, olarak kullanılıyor. Taibe yetabu ise yorgun olmak demektir. Ve bidiraseti tarihi devletul osmaniyeti نجد أن تلك الدولة لم تعرف تلك الأزمات خلال فترات ازدهارها وقوتها. قوة güç, kuvvet demek. İzdihar, gelişmişlik, parlaklık. Zehra kelimesinden türetilmiş. İftial babında. İftial. Bakın şuradaki del harfi T'den bozma. İz tihar ama T Z'den sonra gelince D harfine bırakmış kendini. Dönüştürmüş. Hilale zarfında döneminde demek. Burada necidü fiilinin müevvel mastarı kendisine mefur olarak aldığını görüyoruz. Osmaniye kelimesi yine burada efendim İyyüneki almış. İyyetüneki değil. İyyüneki almış. Osman kelimesi İyyüneki alarak Osmanlı anlamını elde etmiş. Daha sonra da devlet kelimesine sıfat olarak getirmek için de sonuna yuvarlak T'ye getirmişiz. Daha önce yukarıdaki failiyye, huviyye, keyfiyye sözcüklerinde söylediğimiz ise iyyetun eki olup cali mastar ekidir. Bu iyyüneki ise nisbet ekidir. Hocam hani Çince, Fransızca falan diyorduk ki onlar da mı cali mastar almış oluyor? Yok, cali mastar değil. Onlar nisbet eki almış. O da aynı iyyetünü alıyordu değil mi? İyyeti. İyyün eki alıyor. Daha sonra bir de müennes yapmak için T getiriliyor. Ama direkt olarak Y T getirirseniz cali mastar yapmış oluyorsunuz. Bakınız şöyle insan kelimesi mesela. İnsaniyun insancıl, insana ait. İnsansal, insanla ilgili demek. Ye, şeddeli ye getiriyorsunuz. İsmi mensup yaptım ben bunu.
Ama insan kelimesini direkt olarak YT'ye getirirsen insanlık, insan olma hali, efendim, cahili mastar yapmış oluyorum. Efendim, mesela Osmaniyun, Osman'a ait, Osmanlı. Ama direkt olarak İyyetun eki getirirseniz Osmancılık olur. Osmaniyetun, Muhammediyetun, Muhammedçilik. Ama Muhammediyun, Muhammedi, Muhammedsel, Muhammed'e ait. Mesela İslamiyun, İslami, İslam'la ilgili, İslamsal, İslamik. Ama İslamiyetun derseniz İyyetun, İslamcılık gibi bir anlam elde edilir. İyyetun, cahili mastar, İyyun, nispet ekli isim türetir. Nispet ekli isimleri sonra tabi biz yuvarlak T'ye getiririz. Sıfat orada kullandığında, gerektiğinde. Devlet kelimesi müennes, Osmani kelimesi ona sıfat yapılacaksa uymalıdır. Osmanlı Devleti'nin tarihini inceleyerek ya da incelendiğinde, Osmanlı Devleti'nin tarihi, Osmanlı Devleti tarihi incelendiğinde. Biraz burada incelemek mi oldu hocam? Nasıl anlayacağız onu? Deresen Yedrus'u. İncelemek, araştırmak, efendim, eğitimini almak, hatta buğdayı denelerinden ayıklamak, çıkarmak için de kullanılır. Hani topluyorsunuz kesilmiş sapları, buğday başaklarını, yiyorsunuz harmanda, ondan sonra üzerinde şeyle efendim eşekle çekilen neyler var? Saban mıydı? Saban değil ama de. Ama şimdi patoz var hocam. Patozlar onları ayırıyor güzelce. Hiç tabii ki. Ona bile drase kelimesi kullanılıyor. Derese yedrusu. İyice böyle ayrıntılarına varmak gibi bir şey mi oluyor o zaman dirase burada? İncelemek. İşte ayıklamak. Bak deneyi saptan ayırıyorsun mesela. Ben burada mesela şey düşünürdüm. Osmanlı Devleti'nin tarihini okumak, öğrenmek gibi çevirirdim mesela. İşte aynı şey. mesela İlahiyat Fakültesi'nde okuyorum dediğimde efendim eğitimini alıyorum bir şeylerin, derslerin. Efendim inceliyorum okumak. Hatta drasetun araştırma için de kullanılıyor. Burada mesela, köy geldiği için mi öyle bir anlam kazandı yoksa hocam? Şimdi bu anlamlar derese kök harfinden kaynaklanıyor. Hı hı. Efendim bu sonundaki yuvarlak da bir ziyadedir. Hani bablar, tefil babı, infial babı, iftial babı, yeni anlamlar türetmek için derese farklı şekillere girer Arap dilinde. Bunların girdiği şekilleri de hatta bab, şey, vezin, kalıp, form denilir. Osmanlı Devleti'nin tarihi incelendiğinden o devletin, yani Osmanlı Devleti'nin parlak ve kuvvetli olduğu zaman dilimlerinde bu krizleri tanımadığını görürüz. Bilmediğini. Peki, efendim? Bilmediğini. Olur mu? Tanımadığını, bilmediğini. Tabii arafe yarifu tanıdı, bildi. İkisini de kullanırız. Mesela ene la alemuhu, onu tanımıyorum. Ene la arifuhu, onu tanımıyorum. Fekânet kullemâ sakata kâidun, sakata düştü, kâidun, bir komutan düştü, yani bir komutan öldü mesela, gitti, kayboldu. Bir komutan düştü, gâme mekânehu gâdetun, onun yerine başka komutanlar geçti. Bir komutan düştü,
yerine başka komutanlar geçti. Bakınız burada iki tane cümle var. Efendim iki cümle kullema ile birleştiriliyor. Her ne zaman anlamında. Her ne zaman bir komutan düşse yerine komutanlar geçer. Şimdi bu cümlenin de başına kâne getirilmiş. Hikayeleştirilmiş. Geçerdi. Şimdi burada yahmilune ile başlayan bir ifade var. Yahmilune râyete ve yukmilunel mesirete. Raye, sancak bayrak, bayrağı taşıyor. Süreci, yürüyüşü, süreci tamamlıyor. Bu iki cümle gâdetun kelimesinden sonra ki nekradır. Gelmiş bir cümle olup her cümlede nekraydı ya. İlgili olduğu nekra ismin sıfatı oluyor. O zaman cümleyi tercüme edebiliriz artık. Her ne zaman bir komutan düşse onun yerine bayrağı taşıyacak ve süreci tamamlayacak komutanlar geçerdi. Buradaki yukmilûne'nin ifal babından muzari fiil olduğunu belirteyim. Efendim yahmilûne gibi fiillere ise değinmiyorum. Bablar mezit bablardan olmadığı için. Sülasi mücerret bir fiil. Vel garibu, bakınız garib mübdeda, geri kalanı enne ile başlamış. Enne ile başladığına göre arkasından mübdeda haberli bir isim cümlesi gelecektir. Enne de onu masdarlaştırıyor. Ve bu müevvel masdar bir bütün olarak garib kelimesinin haberi ögesine karşılık kullanıyor. Bu gibi durumları tercüme ederken Türkçe'de bazen bir iki sözcük yardım alıyoruz. Mesela tuhaf olan şudur diyebiliriz. Ya da tuhaftır ki diyebiliriz. Burada garip, mübdeda, geri kalan ifadenin ise haber olduğunu bilmemiz gerekiyor. Muhammeden el-Fatiha lem yekun huvel qaiden lezi yetimmu i'daduhu li fethil Konstantiniyyeti. Qaid lider demek. Şurada temme. Burada bir yerde yine kame fiili geçecektir. Onunla ilgili iki açıklama yapacağım. Şimdilik anlamını verelim. Efendim, burada yetim boyuyla başlayan ifade ellesinin sıla cümlesi diyorlar. İsmi mevsule, yani ismi mevsul gelmiş. Marife sıfat fiile dönüşmüş. Normalde şurası ellesinden sonraki ifade Konstantiniyye'yi fethetmek için hazırlanıyor. Ellezi gelince Konstantiniyye'yi fethetmek için hazırlanan, daha sonra da kayıt kelimesine sıfat yapılmış hazırlanan komutan. Lem yakun değildi. Tuhaf olan şu ki Fatih Sultan Mehmet Konstantiniyye'yi fethetmek için hazırlanan komutan değildi. Bel inne ahahu Alaaddin, aksine erkek kardeşi Alaaddin huve men kâne yetimmu iadâduhu littilkel muhimmetil azîmeti. Muhimme ya da mehemme iş, görev demek. Buradaki men yine ismi mevsuldür. Ellezi konumundadır. Kâne ile başlayan ifade bu yüce görev için hazırlanıyordu. Efendim başına men gelmiş. Bu yüce görev için hazırlanan, bak hazırlanıyordu, sıfatıyla dönüştürürken an en iki getir, hazırlanan kişi kişidir. Kişiyi biz ekleyebiliriz. Çünkü hazırlanan dediğimizde Türkçe
Orada kaldığında bu şey mi kişi mi? Canlı mı yani insani bir şey mi yoksa insan dışı mı? Şey ya da kişi eklenmesini istiyor Türkçe. Ama Arapça bakınız o eke ihtiyaç duymuyor. Yani şurada huve eşşahsüllezi deme ihtiyacı hissetmiyor. Menle yetinebiliyor. Kulağını da tırmalamıyor. Biz şey ya da kişi ekini getirmediğimizde kulağımızı tırmalıyor. O zaman efendim tırmalatmayın. Getirin Türkçe konuşurken. O zaman aksine erkek kardeşi Alaaddin bu önemli görev için hazırlanan kişiydi. Hazırlanan kişiydi. Kişidir ya da. Efendim buradaki huveyi görüyorsunuz. Şurada da var huve. Şuradaki huve için başka şey de söylenilebilir. Tekit zamiri denilebilir. Denilmeye de bilir. Ama şuradaki huvenin fasıl zamir olduğu nettir. Olmasa da olur. Peki. Alaaddin ifadesinin burada ne olduğunu söyleyebilirsiniz. Bedel hocam, bedeli mutabık. Peki erkek kardeşi ifadesinin bedeli mutabıkıdır. Yani kul min kul türündendir. Peki şu ismi mevsul olan menli ifade, şu ifade şuradaki innenin haberi olup soyu nedir? Hani bu arada soru da soruyorum. Efendim bu sorduğum sorular Arap dili 2 dersinin de konuları arasında. Çünkü lafz-i irab, takdir-i irab, mahalli irab hani birinci, ikinci, üçüncü konularda geçmişti ya. Efendim. Cümle soylu hocam. Evet. Bu müfret soyludur. Çünkü ismi mensuller cümle soylu olan yapıları müfret soyluya dönüştürür. Ve bu ifade innenin haberi olup mahallen merfudur. Belki şu bilgi ilke söylüyor olabiliriz. Şu yetim ile başlayan ifade nedir? Bu kânenin haber soylu cümle soylu haberidir. Kânenin cümle soylu haberi ve kânenin mahallen mansub ögesidir. Peki kâneyi de içerisine alalım bir bütün olarak. Bu ise kâne ile başlayan ifade. Men ismin mevsulünün sıla cümlesidir. İşte ismin mevsullerin bu sıla cümlesi öge değeri yoktur. Yani tek başına sıla cümlelerinin İrab'da mahalli yoktur denilir. Peki efendim yukarıda şöyle bir şey var. Yetim ile başlayan ifade ellezinin sıla cümlesidir. Mahallen ya da lafzen İrab'da yeri yok. Sıla cümlesinin İrab'da mahalli yok. Ama ellezili ifade kendisinden sonraki bu cümleyi efendim sıfat fiile dönüştürdü. Müfretleştirdi. Burada el gayet kelimesinin sıfatıdır. Sıfatın türü ne dediğimizde ismin mevsulli yapı müfretleştirdiği için efendim müfret sıfat diyoruz. Peki ellezî mebnidir ve kaidi sıfatıysa o zaman mahallen mansuptur deriz. Efendim mebni bir yapıyı gördüğümüzde isimse ya da cümle soylu yapılar ya da müevvel mastar mahallen irab edilir. Şuradaki enneli ifadenin bütün olarak garip kelimesine haber olduğunu, mahalle merfu olduğunu belirteyim. Tuhaf olan şu ki Fatih Muhammed Konstantiniyye'yi fethetmesi için hazırlanan komutan değildi. Aksine kardeşi Alaaddin büyük kardeş bu önemli görev için hazırlanan kişiydi. İlla enne lakdere kat şehet en yüsteşhede Alaaddin. Evet, burada Alaaddin'den sonra ellezi gelmiş ve Alaaddin'e sıfat olarak yapılmış.
Alaaddin burada merfu olduğu için ellezil ifade de mahalle merfu olacaktır. Ve lehu ebuhu velayetel cundi efendim bir grup askere yöneticilik bir askerlerin sorumluluğunu. Ordu mu hocam? Asker, evet. Cunt, askerler demek. Ordunun yönetimini babası kendisine verdi. Şu ifade ellesiyle sıfat fiile dönüştürdü. Dönüştüreceğiz. Yani babasının kendisine ordu yönetimini verdiği Alaaddin nin şehit düşmesi. Alaaddin'in şehit düşmesi. Yani kader babasının kendisine bir ordunun yönetimini verdiği Alaaddin'in şehit düşmesini diledi. Dileyen kader. Efendim burada katlı ifade akder kelimesinin haberi. Buradaki enli ifade şe fiilinin mefulu. Buradaki ellezili ifade Alaaddin'in sıfatı. Ve burada ve sinnuhu vahidetun ve hamsun seneten. Sinnuhu yaşı 51. Arkasından da 51 geliyor. Özne yüklemden oluşan bir isim cümlesi. Şunu söylemişimdir kesin. Bir isim cümlesini haregesine dönüştürebilmek için gereken tek şey önüne ve getirmek. Burada da yaşı 51 ifadesinin önüne ve getirmek suretiyle haregesine dönüştürmüş. O zaman baştan alıp ne var ki kader babasının 51 yaşındayken ya da 51 yaşında olduğu halde kulağını tırmalıyorsa tırmalatma o zaman. 51 yaşında olduğu halde ya da 51 yaşındayken kendisine ordu yöneticiliği vazifesini verdiği Alaaddin'in şehit düşmesini diledi. Kader. Evet, ne yapıyorsun? Ne yapalım? Kader işte bize bunu gösterdi deriz bakınız. Burada da kader bunu diledi. Diyor. Vakat ustuşide Alaaddin ve umruhu efendim burada 12 sene diyor. Şurada 31 var. Bu yıllar değişebilir. Burada bir yanlışlık var gibi. Her neyse. Umruhu yaşı 12 sene diyor. Şimdi bu bir isim cümlesi. Başına vav getirilmiş. Dikkatinizi buna çekmek isterim. Yani yaşı 12 buradaki ifadeye göre Alaaddin şehit düştü. Yani Alaaddin 12 yaşındayken şehit düştü. Buradaki ve umruhu iznete aşrate seneten ifadesi halegesidir. Buradaki iki defa geçti. Üsteşede ve ustuşide istifal babından şeyde kök harflerinden yukarıdaki muzari aşağıdaki mazi bir fiildir. Ve kâne Umar pardon. Bu Umar diye de okunur. Hatta şu tenvin almaması insanı yanıltır. Ama arkasından gelen Muhammed kelimesinin kesir oluşu bunun umur olduğunu gösterir. Yaş anlamındadır. Ve kâne umru Muhammed'in el-Fatih vaktaha 31 sene diyor. İşte yani Fatih Sultan Mehmet'in yaşı o zaman yani abisi öldüğünde 31 yaşında mıydı? Hayır. Efendim. Daha küçük olması gerekirdi hocam. Efendim?
Küçük olması gerekirdi. Evet, yani bu... Hocam sanki ters yazılmış. 13 olacaktı orası. Diğer tarafta 21 olacaktı gibi mi? Ters yani yazılmış. Evet, böyle bir yaşta bir problem var. Onu söylemiş olayım. Peki. Buradaki 31 bir şekilde okumak gerekirse vahideten ve selasine olur. Kâne'nin haberi olduğu için. 13 okuyalım. O zaman selase aşirete seneten. Fatih'in o zaman yaşı efendim 13'tü. Şimdi bir açıklama getirmiştim az önce. Üzerinde duracağım, durmam gerekiyor diye. Şimdi biz bu metinlerin hepsini okumamış varsayalım. Şu anki yapacağım açıklama yani bir saat burada beni dinlemeyi hak ettirir. Yani ulan bir saat kaybımız oldu demezsiniz yani. O kadar önemli bir bilgi. Dame diye bir fiilimiz var. Ecve favidir. Yekûmu ve mastarı da kıyam şeklinde gelir. Kame, yekûmu, kıyam. Tamam. Şimdi kâmeden sonra bir mastar getirirseniz dur bir dakika. Kâmeden sonra bir harficerinden sonra bir mastar getirirseniz o mastarı icra etmek, yapmak anlamını elde edersiniz. Mesela el-kitâbe kelimesi yazmak demek değil mi? Kâme bil-kitâbeti dediğinizde ketebe anlamını vermiş oluyorsunuz. Kâme bil-kitâbeti. Bunu nerede kullanabilirsiniz? Mesela mastarı biliyorsunuz. Yazmak ne demek biliyorsunuz ama Arapça yazdı ne demek bilmiyorsunuz. O zaman kâme bi artı mastar işte o mastarın mazi anlamını elde etmiş oluyorsunuz. Kâme bil kitâbeti yazdı. Eğer yazıyor demek isterseniz o zaman yekûmu bil kitâbeti dersiniz. Yektubu anlamında. Hatta yaz demek için ya uktuk diyeceksin yaz. Ama uktuk demesini bilmiyorsunuz fakat mastarı biliyorsunuz. O zaman şunu rahatlıkla söyleyebilirsiniz. Kum bil kitabeti. Dikkat edin. Kame, mazi, muzari, emir bir harbiceriyle kullanılıyor. Ve bir harbicerinden sonra mastar var. Sanki kame, yekumu, kum yokmuş gibi bir anlam veriyorsunuz. Mesela pişirdi demek istiyorsunuz. Tabaka dersiniz. Pişiriyor. Yatbuhu. Utbuh bu da pişir demek. Fakat isterseniz tabh kelimesini biliyorsanız pişirmek demek. Kame bit tabhi. Pişirdi. Yegumu bit tabhi. Pişiriyor. Kum bit tabhi. Pişir. Tamam mı? Kame bi artı mastar. O mastarın anlamı neyse öyle tercüme ediyorsunuz. Mesela gönderdi demek istiyorsunuz. Şimdi gönderdi ersele demek. Ersele. Ama isterseniz game bilirseli diyebilirsiniz. Gönderdi. Hatta şöyle diyelim. Hasan ersele Hasan'ın el-kitâbe ile Ali'in. Hasan kitabı Ali'ye gönderdi. Bunu kitaplarda, gazetelerde, dergilerde, haber spikerlerinin şöyle dediğini çokça duyarsınız. Kâme Hasan'ın bak. Kâme Hasan'ın bi irsâlil kitâbi ile Ali'in. Kâme Hasan'ın bi irsâlil kitâbi ile Ali'in. Hasan kitabı Ali'ye gönderme işini yaptı gibi.
kulağımızı tırmalıyor. O zaman yukarıdaki gibi anlamlandırıyoruz. Yursil anlamı kastedilirse yekumu, ersil anlamı kastedilirse kum dersiniz. Bu game ile ilgili açıklama. Bir de temme ile ilgili bir açıklama var. Benzer bir durum burada da geçerli. Temme mudaaf bir fiildir. İkinci baptan temme yetummu, mastara da temem. Tamam oldu demektir normalde. Hani eksik tamam olur ya, temme. Hatta etemme çok daha fazla kullanılır. Bu da tamamladı demek. Mesela üniversitemi şurada tamamladım. Etmemtu. El camiyata fi sivas. Gibi. Etmemtu aleykum dinikum. Geçiyor okumun evet. Kendi de. Etmemtu aleykum dinikum. Dininizi tamamladım. Tamama erdirdim. Eksiksiz. Şimdi burada temme fiili önemli olan, bunun özellikle mazi ve muzarisi çok kullanılır. Az önce örneklendirdiğim kame'nin mazi, muzari, mastar, ismi fail, emir, yani bayağı kullanışlı. Fakat bu temmenin mazi ve muzarisi. Buna artı mastar getiriyoruz. Mesela irsel kelimesini, irselül kitap diyelim. Kitabı göndermek demek değil mi? Mastar var burada. Şimdi temmeden sonra bu mastarı merfu olarak getirirseniz şu mastarın meçhul çatılı anlamını elde ediyorsunuz. Kitabı göndermek tamam oldu. Yani bunun anlamı şu arkadaşlar. Ursilel kitabı. Ursilel kitabı, kitap gönderildi. Temme irselül kitabı, kitap gönderildi. Yurselül kitabı, yetimmu irselül kitabı. Bunlar birbirine denk ifadelerdir. Bu yaptığım açıklamayı dikkate alarak haberleri dinler, gazetelere göz atar, kitaplara bakarsanız ana Mehmet Ali Hoca'nın söylediği ne kadar çok geçiyormuş dersiniz. Şimdi şuradaki metinde Allah aşkına şu mevvel mastar ne kadar çok geçmiyor mu? Geçiyor. İsmi mevzul ne kadar çok geçmiyor mu? Geçiyor. Nekradan sonra gelen C'ler hani sıfat oluyor diye ne kadar çok geçmiyor mu? Geçiyor. Bunlar bilmezsek metni anlayamayız. İşte efendim bu temme artı mastar da meçhul çatılı anlam veriyor. Göndermek temme ile birlikte gönderildi anlamı kazanıyor. Burada mesela iadet hazırlamak demek. Yetim mu iadetuhu hazırlanıyor demek. Bak hazırlaması yapılıyor, tamamlanıyor, hazırlanıyor. Edilgen çatılı tercüme ettiğinizde efendim anlaşılır hale geliyor. Yetim mu iadetuhu hazırlanıyor. Efendim temme iadetuhu hazırlandı anlamını verecektir. Fakat kânet tilkel fâciyatu sebeben fi i'tizâli murâdü thâni vâlid-i Muhammed'il Fâtih. El-hukme, evet. Bu felaket, bu acılı durum, bu facia Fatih Sultan Mehmet'in babası olan İkinci Murad'ın yönetimden ayrılmasına sebep oldu. İhtizal bir kenara çekilmek, eline eteğini çekmek, bırakmak demek. İkinci Murad'ın yönetimden çekilmesine sebep oldu. Mimme şuraya he de yani
az önce bahsettiğimiz durum anlamında. Ha de gelse ki çoğu kere gelir, bazen gelmediği olur ve bunu anlamak zorlaşır. Efendim bu durum diye tercüme edin bu mimmalı yapıyı, fark ederseniz tabii ki. Bu durum işleri oğul Fatih Sultan Mehmet'e yönlendirdi. Ele ile döndü, ele bihi döndürdü, yöneltti, yönlendirdi. Buradaki mimmaya bu durum diye tercüme ederseniz peşinden gelen yapıyı anlama imkanı bulabiliriz. Sebeben ile başlayan kânenin haberi olup müfret soyludur. İtizal İptial babında mastardır. Ve kâne Muhammed el-Fâtihu mundu sigari kad urife anhu iddetu sıfâtin cealet muallimihi yenfirûne minhu. Burada cealenin, geçen derslerde de söylemişimdir, bir tane metin vardı arılarla ilgili, ben onu okumadım sizinle birlikte. Orada 20 tanemine belki ceale geçiyor. 19 tanesi bir halden diğer bir hale dönüştürmek anlamında kullanılıyor. Cealenin efendim çokça kullanılan anlamlarından bir tanesi de başladı anlamıdır. Bunlar birbirinden nasıl ayırt edilir? Bu konuda açıklama yapmıştım. Burada bir halden diğer bir hale dönüştürdü anlamı var. Öğretmenlerini kendinden nefret ettirdi. Bakınız cahile ile başlayan ifade. Öğretmenlerini kendisinden nefret ediyor hale getirdi. Yani öğretmenlerini kendisinden nefret ettirdi. Bu bir cümledir. Buradaki cahilenin anlamı ne? Hani 3-4 grup fiilden bahsetmişizdir. Kâne'nin kardeşleri diye. Mesela Kâde ve kardeşleri derdik. Başlama fiilleri, yaklaşma fiili. Sayruret mi? Sayruret. Evet. İşte bu sayrure fiili mi? Sayruret. Yoksa ne fiili? Hocam sayrure çünkü başlama şuru fiili olsaydı eğer müzari fiil gelmesi gerekmiyor muydu ondan sonra? Zaten muzari fiil gelmiş. Ondan önce bir muallime isim gibi gelmiş. Evet. Bu evet. Burada cehalenin öznesi gizli hiye muallimihi birinci meful yenfirune minhu ikinci mefuldür. Yani cehale müptedai birinci haberi ikinci meful olarak kendine öge almıştır. Buradaki cehale sayruret fiili değildir. Tasir fiilidir. Bakın arada fark var. Sayruret fiili bir halden diğer bir hale dönüşmek demektir. Sara, asbaha denildiğinde akla sayruret gelir. Sayruret. Ama efendim bu cahilenin buradaki anlamı tasyir. Tasyir. Tasyir dönüştürme, oldurma fiili. Bak bunu böyle yapar hale getirdi. Oldurdu. Tamam mı? Tamam. Evet. Efendim burada söylemek istediğim bir cehalenin hangi grup fiilinin hangi grup fiile fiil grubuna ait olduğunu hatırlatmak. İkincisi ise nekre olan sıfat kelimesinden sonra gelince bakınız nekreden sonra. Bu sıfat nekre ya. Bu cümle ona sıfat oldu. Yani öğretmenlerini kendisinden nefret ettiren birçok özellik. Evet. Özellikle tanındı. Birçok yönü var yani. Monzo sigar. Bu Monzo'nun kullanımı çok hoş. Denberi anlamına gelir.
Denver ifadesi. Evet, Denver ifadesi. Tercümenize uymadığında önce sözcüğünü kullanın. Önce. O zaman kulağınızı tırmalamaz Türkçesi. Peki tercüme edelim. Ama devamında örnekler veriyor. Mislel andi ve terafi vel müşekeseti. Ant inatçılık. Teref rahat yaşamak. Yani iş yapmamak. Lüks yaşamak. Efendim? Lüks diyecektim siz de. Evet. Müşekese ise yaramazlık. Vurdum duymazlık. Kavgacılık. Yani hiç ikinci kişinin durumuyla ilgilenmemek. Yaramaz tamamen, evet. Gibi. O zaman buradan tercümeyi yapabiliriz. Önce Muhammed el Fatih Mehmet kânen ismidir. Efendim kat urife ile başlayan ifadesi cümle söyle haberidir. Evet. Fatih Sultan Mehmet küçüklüğünden beri neydi? Kavgacı, tartışmacı. Öğretmenlerini kendisinden nefret ettiren inatçılık, efendim lüks yaşama ve yaramazlık gibi. Birçok sıfatla tanınmıştır. Biline gelmiştir. Diyebiliriz. Febahase muradu sani ammen yestatiyu en yuhezzibe min şahsiyeti Muhammed'il Fatih. Hezzibe yuhezzibu tehzib budamak anlamına gelir. Burada terbiye etmek, adam etmek uygun düşer. En ile gelmiş yestatiyonun mefulü. Behaze an ile aradı anlamına gelir. Buradaki men ifadesinin isim mesul olduğunu belirteyim. Yestatiyo en yuhezzibe terbiye edebilir. Men yestatiyo en yuhezzibe terbiye edebilen, edebilecek olan demek. O zaman ikinci murat terbiye edebilecek birisini aradı. Evet, kişiliğini terbiye edebilecek olan kişiyi aradı. Felem yecid illa Ahmet bin İsmail el-Kur'ani. Evet. Şimdi burada den başka demeyelim de illa'dan sonraki ifade illa'dan önceki eksik cümlenin ögesi. O zaman bu gibi cümleleri tercüme ederken sadece nokta noktayı buldu. Hoş olur. Yani evet. Aradı ve sadece, ancak ya da sadece Ahmet bin İsmail el-Korani'yi buldu. Ancak onu bulabildi. Ellezî istedâhu murâdü sâni min meşârike Asya Sugra li te'dîbi ibnihi. Te'dîb edeplendirmek demek ya da yetiştirmek diyebiliriz. İlmi yani öğretmenlik yapmak da diyebiliriz. Şimdi zengin insanlar çocuklarını önceden meşhur adamlara bırakıyorlar. Alim çocuklara şiir bilgisi veriyor, tarih bilgisi veriyor. Efendim eğer anne babası bu öğretmene, hocaya yetki verdiyse gerektiğinde tokat da atıyor filan. Yani terbiyesini de veriyor. Evet. Asya Sugra, Küçük Asya, Meşarik doğuları, Küçük Asya'nın doğusundan efendim oğlunun eğitimini vermesi için çağırttığı efendim Ahmet bin İsmail el-Korani'den başkasını bulamadı. İstedâ ifadesi
Davet kelimesini bilirsiniz. Da yed'u davetun. Dua etmek, çağırmak, seslenmek gibi anlamlara gelir. Burada istedâ çağırttı. İstifal babındandır. Te'dib tefil babından. Yestatiyu istifal babından teva kök harflerinden. Kale lehul ebu hine hadarahu. Burada hine innema hine ma demektir. Zaten hine masız hine ma'dır. Hine ma masız hine. Cümlenin önüne, özellikle fiil cümlesinin önüne gelirler, zarflaştırır. Hadarahu Ahmed, Ahmed ibn İsmail, Ahmed bin İsmail kendisine geldi. Hine getirdiğimizde geldiğinde, gelince baba ona dedi. İhmil asake, sopanı eline al, yani sopanı yüklen diyor da burada, sopanı taşı, yani sopanı eline al. Vef'al fihi ma bedeleke. Bede göründü demek. Ma bedeleke sana görüneni, yani sana uygun olanı ifal fihi, onda yap. Bizim eskiden şöyle derlerdi, ben o dönemde vardım, siz belki yoktunuz da. Eti senin, kemiği benim. Yani öldürme de, sakat bırakma da, efendim, adam et işte bunu. Eyvah eyvah hocam. Öyleydi. Yani. Evet. Ben son dönemlerine rastladım diyebilirim. Ben de en son şeye rastladım hocam. Birinci sınıfta çok fena bir öğretmenimiz vardı. Adam aslında çok aşırı yaşlıydı ve gidip evinde oturacak bile değil, yatacak hali yoktu. Ama öğretmenlik yapıyordu. O zaman da o ne oluyor? Şeyi kalmıyor hiç. Sabrı ve işte nasıl diyeyim? Sabrı kalmıyor. Böyle ellerini, beş parmağını böyle mum gibi yapıyorsunuz. Birleştiriyorsunuz beş parmağı ve oraya cetvelle vuruyorlar. Ben hiç yemedim çok ama. Çok acır. Çok acır. Onları gördüm birkaç defa öyle yaparken gördüm, yani çok fena. Ben de çok iyi dayak yemişimdir. وَلَمَّا رَعَتْ اُمَّ مُحَمَّدْ الثَّانِي أَحْمَدْ أَحْمَدَ اَبْنِ اِسْمَعِيلِ. Bakınız, ikinci Mehmet'in anası, annesi Ahmet bin İsmail'i gördü diye bir cümle var. Onun başına lemma gelmiş. Zarflaştırdı. İkinci Mehmet'in annesi Ahmet bin İsmail'i görünce galet lehu. Ona şöyle dedi. E'tayke sultanu asan. Sultan sana bir sopa verdi mi? Yani burada mı yok ama verdi. Efendim, o da galelehe, ona dedi evet. Fekalet. Ve ene u'tike huzmeten minel asiyyi. Asiy asa kelimesinin çoğulu. Sopalar demek. Huzmen, efendim, bir top. Bir işte şöyle hani bir top sopa. Ne deriz? Top deriz herhalde. Demet mi? Bir Beste demet. Mi hocam ya da? Evet, demet çok uygun. Hüzm, bir hüzm, evet. Ben sana bir demet sopa veriyorum. Yani sultan bir tane vermiş olabilir de ben sana bir demet halinde işte 9-10 tane sopa veriyorum. Bir ama şartı var. Bir şartı ella tahruce min hadi'l gurfeti. Bu odadan çıkmaman şartıyla. Ben sana bu odadan çıkmaman şartıyla. Ama bunun bir istisnası var. Bu odadan ancak şu halde çıkman şartıyla sana bir demet sopa vereceğim, veriyorum. Şimdi buradaki vakat ile başlayan ifade hal ögesi. İbtede başladı demek.
Fakat bir harf cerriyle kullandığında başlattı. Hani C geldi, C bi ile kullandığında getirdi. Zehebe gitti, zehebe bi ile kullandığında götürdü. Burada da başladı. Onu Allah yolunda başlattın. Yani onu Allah yoluna soktun diyebiliriz burada. Peki şimdi gelin tercüme edelim. Kabaca anlamışızdır. Şurada ella ifadesinin müevvel mastar olduğunu sanırım biliyoruz. Ve buradaki ella ifadesinin şart kelimesinin de harekesinden yola çıkarak muzafın ileyhi olduğunu tahmin etmek zor olmasa gerek. Şart el takısı almamış, tevin almamış. Bak peşinden o zaman gelen ifade muzafın ileyhidir. Bu odadan çıkmama şartı. Şart muzaf burada. Efendim. İkinci Mehmet'in annesi Ahmet bin İsmail'i görünce ona Sultan sana bir sopa verdi diye sordu. O da ona evet dedi. Kadın yani anne bu odadan onu Allah yoluna sokmuş olarak çıkman şartıyla pardon evet sokmuş olarak çıkman şartıyla yani onu Allah yoluna sokmadan odadan çıkmaman şartıyla ikisi de uygun olur. Ben sana bir demet sopa veriyorum ya da vereceğim. Ve men dehale Ahmet bin İsmail ala Muhammedül Fatih hatta şa'ara Muhammedül Fatih bi ri'şetin şedidetin. Şu ri'şe işte az önceki benim yapmaya çalıştığım titreme. Evet. Şa'ara bir titreme hissetti. Yani titredi diyebiliriz ya da titreme hissetti. Evet. Hine ra muallimehul cedide. Hine, hine ma. Buraya lemma da olurdu. Hine ma da olurdu. Evet. Yeni öğretmenini görünce Fatih Mehmet, Fatih Sultan Mehmet şiddetli bir titreme hissetti. Şimdi burada ma en hatta kullanımı er ermez ekleriyle tercüme edilir. Ahmet bin İsmail Muhammed Fatih'in yanına girince, girer girmez Mehmet Fatih Fatih Sultan Mehmet ilk öğretmenini görünce bir titreme hissetti. Kâne umru Muhammed'il Fatih vaktehe tisa senevâtin. 9 yaşındaydı. O zaman vaktehe yani bu gerçekleştiğinde Fatih Mehmet'in yaşı 9 yıldı. 9'du. Burada Kâne'nin haberinin tisa senevet müfres doylu olduğunu belirteyim. Lemme sâle Muhammedül Fatih Ahmed ebne İsmail'e men ente kâle Ahmedu. Fatih Mehmet Ahmet bin İsmail'e sen kimsin? Diye sorunca lemma bakınız zarflaştırdı. Bak iki yerde hine kullandı, iki yerde lemma kullandı. Ahmet şöyle dedi. Murabbi gel cedidu. Burada ene var. Düşmüş. Sen kimsin? O da diyor ki yeni tadın, yeni mürebbiyen. Murabbi terbiye edici, eğitici demek. Yeni eğitmenin. Murabbiye de diye Türkçe kullanılıyor tad anlamında. Murabbi fiilinin yukarıda Rabba fiilinin mastarı olan terbiye demiştik. Eğitti. Murabbi ismi failidir. Rabba, yurabbi, rabbi terbiyetun, murabbi, murabba. Murabba da terbiye edilmiş. Kale Muhammedul Fatih bi suhriyettin bi suhriye alay ederek
alaycı bir şekilde. Hal ögesi bu. Cahil mevcudan oluşuyor. Murabbi Murabbiye fekale Ahmedu. Naam. Se urabbike imme bil edebi ve illa bil asa. İmme ya demek. Çoğu kere imme ve imme diye geçer. Ya ya da imme bil edebi ve imme bil asa. Bu da illa kullanmış. Muhammed, Fatih Muhammed, Fatih Mehmet alaycı bir şekilde eğitmenim dedi. Ahmet evet seni ya edeple ya da sopayla eğiteceğim dedi. Fekale lehu Muhammedun. Muhammed ona dedi. Ev tatribu İbn Sultani ya da burada hani ve illa bil asa diyor ya. Ev tatribu İbn Sultan'ın oğlunu mu döveceksin? Yani ya edeple ya da sopayla. Buradaki ya da'yı yani ya da Sultan'ın oğlunu mu döveceksin? Fekale Ahmedu naam. E'tani validuken asa lizelike. Evet, baban sopayı bana onun için verdi. Fe ekzere Muhammedun ala muallimihi. Muhammed öğretmenine karşı çoğalttı, işi çoğalttı. Yani çok soru sordu anlamından. Fekame Ahmed ibn İsmail bidarbihi. Bak burada kame bidarbihi. Yani darebahu demek. Ahmed ibn İsmail ona vurdu. Ya da onu dövdü. Festegaze Muhammed bi validihi lezi eraden yedhule. Eraden yedhule girmek istedi. İfadesi ellezinin sıra cümlesi. Girmek isteyen babasından yardım istedi Muhammed, Mehmet. İstegâse, gîn, vav, se, kök harflerinden istifal babında mazi bir fiil. Şuradaki eksara, eksara yüksür, iksar, ifal babında bir fiil. Alta, bu da nakıs bir fiil, ifal babında. Hatta çift nesne alıyor. Ahmet bin İsmail ona vurdu ya da onu dövdü. Mehmet içeri girmek isteyen babasından yardım istedi. Fekalet lehu zevcetu eşi ona dedi. Da'hu bırak onu. Hatta yüettibehu. Terbiye edinceye kadar bırak onu. Yani yapacağını yapsın anlamında. Müsaade et. Efendim. Bırak dahu onu bırak demek. Bunu burada da kullanabilirsiniz. Yani mesela kitabınızı almak istiyor. İşte siz onu bırak şunu al diyeceksiniz mesela. Efendim dahu. Ya da bazen şey dersiniz. Arkadaşınız ödev yazıyordur. Sen de bırak onu gidelim. Dinlenmeye ihtiyacınız vardır. Efendim bırak onu çarşıya gidelim. Dahu kullanabilirsiniz orada. Yine. Ve kâne min fadli hâdel muallime alâ Muhammed'il Fatih. Buradaki minli ifade kânenin haberidir. Şibi cümlesi oyundan. Kânenin ismi nerede? En cealehu yahfazul Kur'ane kamilen fi amin ve nisfin. Buradaki enli ifade ise kânenin ismi. Bak müevvel mastar. Cealehu yahfazu. Buradaki ceale sayru şey bir halden diğer bir hale dönüştürdü anlamında oldurdu. Yani tasyir fiilidir. Tasyir fiili.
Ona Kur'an-ı Kerim'i 1,5 yılda tümüyle ezberletti. Cealehu yahfazu. Ezberler hale getirdi. Ezberletti. Bunun başına en getirmiş ezberletmesi diye masdarlaştırdık. Yani o ona 1,5 yılda Kur'an-ı Kerim'i tam olarak ezberletmesi kâne min fadli hâzel muallim alâ Muhammedil Fatih. Bu muallimin, yukarıdaki alimin Mehmet Fatih'e olan katkılarından bir tanesidir. Bazen yani aramızda hafız varsa hafızlık yaparken kızmıştır. Beni kim gönderdi bu hafızlığa falan filan der diye. Kızmıştır yani. Sonuçta kolay bir şey değil. Kolay yüzde herkes yapar. Ama efendim o kızdığı anası, babası, amcası, dayısı her neyse kimse şimdi siz 30-40 yaşındasınız ve Kur'an'ı bir anlamda onun sayesinde ezberlemiş oldunuz. Yani onun size bir belki de öldü gitti bu işi yaptıran ama katkısı olmuş oldu. Fadıl kelimesi, evet, Allah için söz konusu olduğunda fazlı kerem diyoruz ya, nimet. İnsanlar için söz konusu olduğunda katkı, pay, hizmet, efendim iyilik diyebiliriz. Mesela şey diyoruz, hâze min fadlillâhi. Evet, bu Allah'ın bana verdiği nimetlerden, yani Allah sayesinde anlamında. Lakin şuradaki cealenin tasir fiili, oldurma fiili olduğunu söylemişimdir. En de masdarlaştırdı. Lakin istetâ Ahmed dubnu İsmail bi fadli takvâhu ve ilmihi en yukhric hâzel batalel azîme Fatiha'l Konstantiniyye'di. Evet, bu cümleyi de tercüme edelim. İstetâ'a güç yetirdi. Tamam. Türkçe'ye ebilmek ekiyle tercümesi çok uygun düşüyor. Ahmet bin İsmail takva ve ilmi sayesinde bu büyük komutanı Konstantiniyye Fatihini çıkarabildi, ortaya çıkarabildi, üretebildi. Burada en yuhrice ifadesi istata fiilinin mef'ulün bih ögesi olup mahallen mansuptur. İstata iftial babından bazı bir fiildir. Yukarıda da bunun muzarisi geçmişti sanki. Her neyse, geçmediyse de yine istata'a geçmişti. Tava'a kök harflerinden olduğunu efendim belirtmiştik. Peki bir ara verelim.